namaz kılarken ayaklarımızı oynatabilir miyiz diyor. Diğer bir sorusuysa namaz kılarken iki rekat arasında zikir yapılabilir mi? İki rekat arasında derken yani mesela iki secde arasında mı? Yani iki rekat arasında derken iki namaz arasında da olabilir. Ya mesela selam verdi, başka bir namazı kılmadan olabilir. Zikir yapacak. Yani eğer bu farz namazsa farz namazları geciktirmek iyi bir şey değil. Öyle kısa bir tesbihat yapabilir. Kısa bir tesbihat yapabilir ama öyle 10-15 dakika efendim zikir yapıp da namaza ara vermek çok uygun değil. Eğer onu kastediyorsa. Ama iki rekat arasında zikir, o eğer namazın içindeyse en fazla namazda Allah-u Teala'nın Resulullah Efendimiz'in sünnetine uygun işte o tesbihatlar da bir zikirdir, onları yapabilir yani. Yoksa iki secde arasında mesela Allah'ın mağfirli diyebilir veya diyecek kadar durabilir. Rükudan kalktığı zaman Rabbena lekel hamd, hamden kesiran tayyiben mübareken fi diyebilir. Bazı mezheplere göre orada şey de yapabilir, uzun uzadıya da dua edebilir. Bunu kastediyorsa bu böyle. Ondan birinci sorduğun, bir de namazda ayaklarımızı oynatabilir miyiz diyor namaz kılarken. Namaz kılarken işte burada ayaklarını oynatmak ne demek? Mesela namazlarını, şimdi ayakta duran adam namazda ayaklarını nasıl oynatacak? Bu bir. İkincisi eğer secdede kastediyorsa, secdedeyken ayakların iki ayak, on parmak da birden yerden kesilirse namazı bozulur. Secdedeyken ayakların yerden kesilmesi namazı bozar. Kıyamdayken? Kıyamdayken zaten ayaklarını yerden kesmesi için zıplaması lazım. Bu da mümkün değil. Namazda niye zıplasın? Yani aklıma şey geliyor şimdi. Temel'e demişler ki, ula Temel demişler, şu perdenin arkasında 20 çift ayak var. Ama bunlardan bir tanesi Laz'dır. Bunu nasıl anlarsın? Temel demiş ya ondan kolay ne var? Alırım elime bir kemençe demiş. Başlarım çalmaya. Hangi ayak oynuyorsa o Laz'dır demiş yani. Çünkü o duramaz yani kemençede. Ya, yoksa bir adam namazda niye oynar? Dışarıdan bir şey mi duydu acaba? Ama zaten dışarıdaki müziğe uyarak oynasa namazı gitti. Ama öyle elinde olmadan böyle sağa sola sallandı oldu, ne bileyim veya öndeki saf boşaldı, yürüyerek öndeki safa geçti, bunlar namazı bozmaz. Ama secdede özellikle dikkat etmeleri lazım. Secdede ayak parmakları yere değecek, tırnaklar değil. Tırnaklar değil, ayak tırnakları değil, böyle olmayacak. Böyle olacak, dikili duracak ve yerden kalkmayacak. Yerden secdedeyken ayakların ikisi de yerden kalkarsan namaz bozulur.